17.10.2023 tarihinde Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi İsrail tarafından hedef alınmak suretiyle vurulmuş, geriye korkunç bir enkaz bırakmıştır. İnsanlık dışı bu eylemleriyle İsrail, uluslararası hukuku hiçe saymakta, sapkın Siyonizm ideolojisi uğruna tam anlamıyla soykırım gerçekleştirmektedir. Savaş hukukuna dair temel prensipleri düzenleyen 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi'nin eki, 4 no'lu Kara Savaşı Kuralları Sözleşmesi Yönetmeliği'nin 25. maddesine göre şehir, kasaba ve her türlü yerleşim yerine herhangi bir araçla taarruz edilmesi veya bu gibi yerlerin rastgele bombardıman edilmesiyle hastanelerin, yaralı ve hasta toplama yerlerinin bombalanması yasaktır. Biz Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak Filistin'i, başkenti Kudüs olan doğusu ve batısıyla bölünmez bir bütün ve İslam'ın mukaddes toprakları olarak görmekteyiz. Bütün dünya bilip, görüp de görmemezlikten geliyorken, bugün yaşananların sorumlusu, Filistin'i işgal eden, on binlerce kişiyi katleden, milyonlarca kişiyi sürgün eden Mescid-i Aksa'ya defalarca, alçakça saldırılar düzenleyenlerdir. Filistin halkının soykırıma karşı, kendini savunma hakkı meşrudur ve sorgulanamaz. Bu topraklara barışın gelmesinin, vahşetin bitmesinin, Filistin'in 75 yıllık acısının ve mazlumiyetinin sona ermesinin yegane yolu, Filistin'e yönelik saldırıların ve işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır. Mazlumların gözyaşlarından deniz oluşturup, karşısına geçerek izleyen İsrail'e karşı din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin topyekün bir şekilde harekete geçmek insani bir sorumluluktur. Gazze'de yaşanan vahşet, yıkım ve soykırıma karşı durmayı, mazlumlara ses vermeyi, zulme karşı sesimizi yükseltmeyi insani bir görev addediyor, şehitlerimize rahmet diliyorum. Şimdi de şehitlerimiz adına dua yapılacaktır. Daha sonrasında basın toplantımız burada sona erecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı burada toplandık. Ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu anda yine Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere alemi İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yardım ettiğin gibi meleklerinle yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, sen Müslümanları başta olmak üzere tüm insanlığı bu derin gaflet uykusundan bir an önce uyandır ve tüm zalimleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi, sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, alimi ismetini hiçbir zaman zorba, işgalci güce çiğnetme Allah'ım. Sonsuz merhametine sığındık. Mazlumların gözyaşlarını dindir, zalimlerin tuzaklarını başına geçir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma's-salavat.